Evet abi hayırlı günler. Değerli dostlarım biraz önce bir video yayınladım. Almamanız gereken 7 adet otomobil ve motorları diye bir video yaptım yayınladım. Şimdi o videonun uzun halini çekiyorum. Muhtemelen 7-8 dakika olacak. O video reels şeklindeydi. Hiç anlatmadan sadece direkt araba ismi verdim geçtim. Bunda da abi arabaları size kısa kısa biraz olsun anlatayım istedim. Almamanız gereken 7 otomobil ve motoru videonun başlığı. Şimdi Allah insanı hastaneye, adliyeye ve sanayiye düşürmesin. Amin. Ee, sanayiye ve şey, hastaneye ve adliyeye düşmenizi engel olamam ama e, sanayiye düşmemenize biraz olsun e, yardımcı olabilirim diye düşünüyorum. Ee, bir de şu var değerli dostlar. Biliyorum yine siz yine bildiğiniz okuyacağınız ama şu sözümü de unutmayın abi. Tecrübe hayatın kel kaldıktan sonra sana darak vermezler derler. Ben o darağı aldım. Gayet acı bir şekilde. E, o yüzden e, bu konuştuğum lafların hepsi birer tecrübeyle sabittir. Artık tutup tutmamak size kalmış abi. Yani istiyorsanız da şansınızı deneyebilirsiniz. Ama ben yine de anlatayım abi. Başlayalım. Almamanız gereken 7 adet otomobil ve motorlar abi. 7 numara Fiat Palio'nun 1.6 motoru. Arkadaşlar kesinlikle bu motor kronik yani. Yani herhangi bir e, şans yok bu motorun. Bugün yaptırsanız 3, 5 veya 10 gün sonra veya 6 ay sonra yani neyse. Yani sonuçta bu tekrarlıyor yani saat gibi geri aldığı geri aynı geldiği yere geliyor. Hararet sizi perişan edecek. Devri dalgalanması sizi perişan edecek. Usta usta gezeceğiniz, derdinize çare bulamayacağınız. O yüzden 1.6 palyodan uzak kaçın. Ama diğer palyolar gayet sorunsuz alabilirsiniz abi. Ama 1.6'sını almayın abi. 6 numara Ford Mondeo MK3 2.0 benzinli motorları. Ee, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da neyse yani böyle büyük şehirlerde yaşıyorsanız bu arabanın iyi kötü ustasını bulabilirsiniz. Ama küçük şehirlerde Çangırı, Çorum, Çerkeş neyse abi, Kars, Kağızman, Hakkari, Çukurca. Yani buralarda yaşıyorsanız da bu arabayı aldığınız zaman muhtemelen perişan olursunuz. Ee, kafanızı daşlara vurursunuz yani çünkü ustasını bulamazsınız. Parçasını zaten zor buluyorsunuz da abi yani ustasını da hiç bulamazsınız. Ki arkadaşlar araba kronik sorunu zaten. Ee, almayın. Yani kısaca almayın yani. Hani 2.0 benzinli motorunu almayın abi. MK3'lerin, Mondio'ların 2.0 benzinli motorlarını almayın abi. Perişan olursunuz söylüyorum size. Evet. Listemizin abi 5 numarasında Citroen C4 MK1 var. Aslında arkadaşlar ben bu arabayı severim. Konforlu bir araba ama çok çıt kırıldım. Çok böyle nazlı gelin. Böyle elinde kalacak bir araba. Yani özellikle elektronik aksamı berbat. Klasik Fransız, klasik Citroen. eskisi eski Citroen diyelim. Yani yenilerde artık bunlar yok da. çok sıkıntılı bir araba abi. Yani bütün motorlarından ziyade bu arabanın elektronik aksamı sıkıntılı. O yüzden almanızı tavsiye etmiyorum. çok elden ele gezmemiş. Perişan olmamış ilk sahibinden, ikinci sahibinden bir C4 bulursanız MK1 değerlendirebilirsiniz. Ama elden ele gezmiş, çarpışan araba gibi olmuş bir C4 bulursanız e, muhtemelen e, sanayiden çıkamazsınız abi. Söylüyorum size. Evet, 4 numara. 4 numara abi Chevrolet Lacetti. E, uygun fiyata kaliteli araba araba almak isteyen adamların her zaman ilk durağıdır. Ama o durakta durmayan abi siz devam edin. Çünkü arkadaşlar bunların 1.4'lerinde de 1.6'larında da aynı sorun var. Hararet ve devir dağılanması. O yıllarda galiba bu kronik yani aslında bile bile arabaların beynine yazılımlarına sanki bu sorunları yüklemiş gibi. O yıllardaki arabaların %80'inde %85'inde marka fark etmeksizin aynı bu sorunlardan var. Ve ustaların çoğu da bu sorunlardan ekmek yiyor abi. Aynı bu sorunlardan ekmek yiyorlar. Ee, 1 1.4 motorlar özellikle e, hiç yaramaz. Hele 1.6'ların hadi diyelim yine iyi kötü yine gidişi e, piyasası var ama e, 1 1.4 arkadaşlar arızayı tamir etseniz de tekrardan aynı palyo gibi tekrarlayan bir araba, tekrarlayan bir motor. O yüzden tavsiye etmiyorum abi yanaşmayın. Vallahi perişan olursunuz yani. Evet listemizin abi 3 numarası Peugeot 307. Çok rahat, çok konforlu bir araba. ama değerli dostlarım bunun bir 1.4 dizeli var. Şimdi bilmiyorum aranızda hiç başına gelen oldum, hiç duyan oldum ama dünyanın en sorunlu motorlarından bir tanesi. Yani motoru geçiyorum. Bak bu arabada hadi motoru geçiyorum yani. Bu arabanın beyni yok arkadaşlar. Beyni. Beyni Türkiye'de yok şu an yani. Beynini biz Fransa'dan getirtirmeye çalışıyoruz. Oradan buradan getirtirmeye çalışıyoruz. Arabanın beynini yapamıyorlar. Ankara'da dahi, Ostin'de dahi bu 307'nin beynini yapacak adam yok yani. Yani beyinsiz bir araba yani. Elektronik aksamından, motorundan çok çekersiniz. Özellikle ve özellikle 1.450'lerine bulaşmayın abi. listemizin iki numarası. Eski Opel'lerin hepsi sorunlu biliyorum ama en sorunlarından bir tanesi Corsa B abi. 2 numara. Corsa B'nin 1-2 swing paketlerin işte 60 beygirlikleri neyse işte yani alabilirsiniz. Hatta otomatiklerin dahi alabilirsiniz. Otomatikleri tork konventörü, 4 ile herhangi bir sorunları yok. Ama bunların değeri dostların bir tane 1.4-90 beygirlik ekotek motoru var. Şimdi bu hangi paketlerde var biliyor mu abi? 1.4 GLS'lerde var. Bir de 1.4 100. yıllarda var. Allah düşmanımın başına vermesin. E, muhtemelen sanayide sizi perişan eder yani. Bir de Opel yan sanayi kabul etmez. Sadece GM'ye takabilirsiniz. Yan sanayi taktığın zaman bir yerden patlatır onu atar. GM'ye taktığınız zaman da parçaları çok pahalı. E, bu araba bir yerden kaçırmasa bir yerden kesinlikle yağ kaçırır. Hararet yapar. Opel sıcağı sever tamam ama e, çok da sıcak bu arabaya gelmiyor yani. O yüzden... Bu arabadan uzak gidin yani. Bu arabaya uzak gitmeyin aslında. Bu arabanın 1.4 90'lığını uzak gidin. Bu arabanın 1.2'lerini alabilirsiniz herhangi bir sorun yok. Ama 1.4 90'lığına bulaşmayın abi. Söylüyorum size. Ee, perişan olursunuz. Listemizin bir numarası abi. Renault Evropa. Renault Evropa'nın arkadaşlar 1.6 karbüratörlüsüne çok güzel binilir. Harika arabadır. 1.4 karbüratörlüsüne, Broadway motorlusuna harika arabadır. Binilir abi herhangi bir sorun yok çok zorda kalırsanız, çok zorda kalırsanız 1.4 tek nokta enjeksiyonluya binilebilir belki. Yani çok zorda kalırsanız. Ama Avrupa'nın almamanız gereken tek motor abi 1.8 bile değil. Yani düşünün 1.8 de çok zorda kalırsanız alabilirsiniz. Avrupa'nın tek almamanız gereken motoru 1.6 K7M motor kod nolu motor abi. 90 beygirlik, 1.6 90 beygirlik Aliza motoru. Bunu alırsanız muhtemelen sıcak memlekette yaşıyorsanız... ...yani Antalya, İzmir, Adana neyse yani Güneydoğu. Yani yılda iki kez üst kapağınız garanti diyebilirim abi size. E, klimalı olsun, klimalı olsun diye çekişip duruyoruz ama... E, ...şimdi Avrupa'nın klimasını açtığınız zaman böyle biraz böyle yokuş çıkarken... ...klimasının soğutmasıyla beraber hararet de aynı o şekilde kalkar yani. Bu arabaların kronik sorunu hararet... Ben yapacak usta tanımıyorum. Yapıyorsun 10 gün sonra, 50 gün sonra, 3 ay sonra bir daha aynı hararet yapıyor. Araba kronik hararet sorunu var bu arabada. Kronik üst kapak yaptırırsınız. Fark etmezseniz motor yaptırırsınız. Sizi perişan eder. Almanızı tavsiye etmiyorum. Etrafınızdaki insanlara da önermeyin abi. Aldırmayın bence. Ee, biliyorum Broadway alacağınıza biraz daha para koyup kaliteli bir arabaya binmek istiyorsunuz. Evet araba kaliteli koltuğu olsun, süspansiyon olsun. Çok kaliteli bir araba ama motoru leş abi anladınız mı? O 1.6 alize motoru Allah düşmanımın başına vermesin. 7 ee, araba böyleydi abi. 7 araba ve motorları böyleydi. Ee, video bu kadar da değerli dostlarım. Yani dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İnşallah İşinize yarar bilgiler verebilmişimdir diye umuyorum. Ee, takip etmeyi ve beğenmeyi de unutmayın Kubeler. Sizi seviyorum. Hoşça kalın abi. Bye.